Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar. Bütün kurumlarda banka promosyon ihalelerinin feshedilmesi ya da yeniden güncellemesi için sendikalardan kurumlara ve bankalara yazı gitmeye devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden, İl Sağlık Müdürlüklerine, İl Özel İdarelerinden, Karayollarına bütün kurumlar peyderpey yazı yazmaya başladı arkadaşlar. Şimdi de Bayındır Memur Sen Ankara 3 No'lu Şube Başkanı 5 Ağustos 2020 tarihli kurum maaş ödeme protokolü hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na yazı yazdı arkadaşlar. Daha önce de Türk Bürosen direkt Cumhurbaşkanlığı'na yazı yazmıştı. Demişti ki banka promosyon yerleri yeniden güncellensin diye. Bakalım o yazıya ne cevap gelecek, size de videolaştıracağız arkadaşlar. Evet, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı arasında yapılan 13 Nisan 2020 ile 12 Nisan 2023 tarihleri arasını kapsayan kurum maaş ödeme protokolü ile ilgili olarak değişen ekonomik şartlar ve personel maaşlarında meydana gelen %100'ü aşan artışlar dikkate alınarak personel lehine bir güncellemenin yapılması için gerekli çalışmanın yapılması ve sonuçları hakkında tarafımıza bilgi verilmesi hususunda bilgileriniz ve gereğini arz ederiz. Tülin Güler Şube Başkanı Yardımcısı, Tolgahan Yonkuç Şube Başkan Vekili arkadaşlar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na da yazı yazıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alıyor karayolu çalışanı işçi arkadaşlar maaşları. Bakalım karayollarında da bir protokol değişikliği olacak mı? Vakıflar Bankası'na alıyorlar. Ben olsam karayollarında şunu yapardım. Direkt bu sözleşmeyi banka yanaşmasa feshederdim. Ve bir yıl bile değil, yaklaşık 7-8 aylık ödemeyi iade ederdim bankaya ve yeniden bir banka promosyon ihalesi yapardım. En azından 20-25 bin TL kamu çalışanlarının karayolu işçilerinin cebine girerdi diye düşünüyorum. Buradan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne duyurulur. Arkadaşlar gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Bakalım banka promosyon ihaleleri ne olacak?